Aşkım benim canım meyve istiyor. Sen ister misin? Getireyim sana. Yeni mi kayıttayız? Meyve ben aşkım yemiyorum. Biliyorsun katı diyetteyim. Şu an yemiyorum meyve. Tamam, katı diyettesin de peki katı diyette olmayan normal insanlar yiyemezler mi? Yiyebilirler. Nedir bunun oranları nedir? Anlat bakalım, ben merak Şimdi tabii ediyorum. yaz da geldi, canı senin meyve çekiyor. Çilek, Evet. karpuz, kavun. Karpuz daha gelmedi. Gerçi de çilek Var geldi. var, karpuz da var. Karpuz da mı var? Vallahi şimdi meyve dosyası çok aslında girmek istediğim bir dosya. Önceden anlattım bunu çok defa ama sen de vesile Evet, olmuş oldun. hala herkes soruyor. Ben de merak ediyorum. Bazen yenilemek gerekiyor. Evet, tekrar şu meyve işini anlatalım. Şimdi meyveler tadı çok güzel. Yemek istiyoruz. Vallahi şu an olsa 2-3 tane elma, çilek, muz ne varsa yerim. Ama arkadaşlar şu an bildiğiniz üzere katı diyetteyim. Yemiyorum. Peki ben katı diyette neden meyve yemiyorum? Şimdi şöyle anlatayım size. Meyvelerin içindeki bizim diyetimizi baltalayan ana unsur fruktoz. Fruktoz bir şeker cinsi, meyve şekeri. Nedir fruktozun özelliği? Biraz bunlardan bahsetmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Vücudumuzda bildiğiniz üzere glikojen depomuz var. Glikojen depomuz, bir karaciğerde glikojen depomuz var, bir de kaslarda glikojen depomuz var. Şimdi fruktozun ve şunu da girelim. Karaciğerdeki glikojen deposu çok düşük bir miktar. Kaslarda çok daha fazla bir glikojen deposu var. Fruktozun özelliği, fruktoz da bir şeker, bir karbonhidrat. Özelliği arkadaşlar hiçbir şekilde kas glikojeni olarak depolanmıyor. Kas glikojeni olarak depolanmadığı için biz bunu enerji olarak kullanamıyoruz. Adenemizde depolanmıyor, adenemiz bunu enerji olarak kullanmıyor. Bu fruktoz karaciğerde depolanan bir şeker. Şimdi karaciğerde de ufak miktarda bir glikojen depomuz olduğu için yani glikojen deposu doluysa da arkadaşlar fazla karbonhidrat yağ dönüşme olayı var. Şimdi fruktozda bu risk diğer karbonhidratlara çok daha fazla. Çünkü zaten dediğim gibi karaciğerdeki depo zaten küçük. Yiyeceğiniz fazla bir meyve, gereksiz zamanda yiyebileceğiniz bir meyve, yağ deposuna dönüşmesi çok olası. Heh, benim sorum buydu işte. Ne zaman yemeli? Evet, Normal insanlar, hani katı diyet yapmayanlar. kilit nokta bu. Şimdi katı diyet tabii yani bir katı diyet derken şöyle söyleyeyim. Benim diyetim çok düşük yağ oranına inme hedefi olan bir diyet. Normal insanların bu diyeti uygulamasına gerek yok. Bu bizimki farklı bir olay. Sağlıklı yaşamak isteyen, yağ oranını belli bir seviyede tutmak insanlar için tavsiye. Yani meyve hiç mi yemeyelim hocam? Değil. Meyvenin doğru miktarda, doğru zamanda yenildiği zaman zararı minimum olabilir. Faydası da olur. Ne zaman? Birinci zaman arkadaşlar antrenmandan hemen önce. Neden? Meyve vücudumuza girdiği zaman olmuyordu. Kas glikojen olarak depolanmıyordu. Nasıl yakacağız falan. Şöyle bir şey oluyor. Antrenmandan 20-30 dakika gibi bir süre önce bunu tükettiğiniz zaman bu daha henüz karaciğere ulaşmadan, depolanmadan, karaciğerde depolanmadan vücut tarafından enerji olarak kullanılabilecek bir besin olarak tüketilebiliyor vücutta. Yani vücut onu kullanabiliyor. Antrenmandan hemen önce tükettiğiniz zaman. Diğer kilit bir zaman arkadaşlar. Bildiğiniz üzere gece yatıyoruz, uyuyoruz. Uyurken de harcadığımız bir kalori var. Uyurken vücudumuz tabii ki belli miktar glikojen harcıyor. Ama bu glikojeni kas glikojeni olarak harcamıyor. Çünkü kaslarımızı hareket ettirmiyoruz. Kaslarımız sabit durduğu için harcadığımız glikojen karaciğerdeki glikojen deposu. Yani o gördüğünüz fantastik rüyalar, bütün o uykuda gerçekleşen olayların bir kısım enerji kaynağı karaciğerdeki glikojen deposundan çekilerek yapılıyor. Wow, bunu bilmiyordum. Evet, ve sabah kalktığınız zaman aç karnına karaciğerdeki glikojen deponuzun bir miktarı boşalmış oluyor. Sabah kahvaltısında tüketeceğiniz meyvenin
Sizin için minimum zararı olur yağ yakımı açısından. Ayrıca karaciğerdeki glikojen deponuzun yenilenmesi açısından da faydası olur. Sabah tüketebiliriz. Yani iki tane zaman dilimi veriyorum size sevgili dostlar. Sabah ve antrenmandan önce. Peki antrenmandan hemen sonra. Çok klasiktir. Muz yenir, elma yenir, bir şeyler yenir, üzüm suyu içilir. Bu üzüm suyu saçmalığına da bir çare getirelim. Antrenmandan sonra meyve tüketmek için en kötü zamandır arkadaşlar. Sebep, antrenmanda harcadığınız glikojen depolarınız, kastaki glikojen depolarınız bir nebze boşalır. Ama alacağınız meyvedeki fruktoz, meyveleriniz zaten yarı yarıya, yarısı fruktoz, glukoz, sukroz, içinde 3 tane farklı şeker var. İçindeki büyük miktar olan fruktoz hiçbir şekilde kas glikojeni doldurmaz ve direkt yağ olarak depolanması için karaciğerdeki glikojen deponuzda doluysa yağ dönüşme riski çok fazladır ve size hiçbir faydası olmaz. Çünkü kas glikojenini yenilemez meyveler. Antrenmandan hemen sonra. Yani antrenmandan hemen sonra tüketeceğiniz meyvenin size bir faydası yok. Antrenmandan hemen sonra yiyeceğiniz normal beyaz pirinç, ondan sonra hızlı kana karışacak karbonhidratlar, hatta glukoz, glukoz içerikli bir, şu an tabii egzajere ediyorum, abartıyorum biraz, glukoz içerikli bir jelibon bile meyveden daha faydalı olacaktır. Tabii ki tavsiye etmiyorum, yapay bir gıda, ama işin mentalitesini size aktarmaya çalışıyorum. Kesinlikle çok kötü bir zaman antrenmandan hemen sonra, gece çok kötü zaman, tüketmeyin. Meyve çok seviyorsunuz. Tekrar ediyorum. Sabah antrenmandan hemen önce katı diyete girmek istiyorsunuz. Yağ yakımını hızlandırmak istiyorsunuz. Bu prosesi çok hızlı ilerletmek istiyorsunuz. Online PT öğrencilerim de bilir. Hızlı aşama kaydetmek isteyen öğrencilerime de ben meyve genelde yazmam. Çok canları çekerse de antrenmandan önce tavsiye ederim. Sevgili dostlar, meyve konusu aşkım var mı? Vallahi ben işte şey diyecektim, yani Türk halkı çok seviyor yani meyve yemeyi. Evet. Ben bir tek bu Türklerde görüyorum, böyle akşamları konup da dilim dilim işte portakallar, ya elmalar. Bizde bu çok geleneksel. Evet, evet ya, yani Amerikalılar sabahları sadece bir yeşil elma yer yani, ne bileyim bir muz yer gider o kadar. Evet, evet. Öğlen ya da lunch breaklerinde hani. Evet evet. Bizde bilmiyorum, geceleri insanların şekeri düşüyor herhalde. Bir de şöyle bir şey var yani, ya hocam işte ben diyetime tamamen uydum. Ya geceleri bir şey yiyor musun? Ya geceleri 3-4 tane ben elma yiyorum falan gibi online PT öğrencilerimle karşılaşıyorum. Tamamen bütün her şey çöpe gitmiş oluyor. Son bir dipnot. En çok hangi meyveyi tavsiye ederim? Çilek. Of, dolapta da var. Çilek. Dolapta var mı? Evet. Birer tane yiyelim bunun üzerine. Ben yok, ben yemem. Bir tane yerim belki. Çilek. Neden çilek? Fruktoz oranı çok düşük. Karbonhidrat oranı çok düşük. Diğer çok önemli bir konu, gireceğim kapatacağım. Glisemik indeks. Meyvelerde glisemik indeks de önemli. Ama çok önemli değil. Yani glisemik indeksi meyvelerin genelde çok düşük zaten. Yani bir elmanın içindeki, bir elmanın glisemik indeksi 25-30-35 civarı bir şey. Ama mesela elmanın fruktozu çok yüksek. Ne yapacağız yani? Biz de zannediyoruz ki mesela yeşil elma değil mi? Ya da yeşil erik. Evet. Ne kadar masum. Ya erik zaten, ya eriği kalorisiz zanneden arkadaşlarımız var. Erik en çok karbonhidratı olan, en çok fruktozu olan meyvelerden bir tanesi. Bunlar doğal besinler ama ne zaman tüketeceğimiz, ne miktarda tüketeceğimiz, bunlar çok önemli şeyler. Bu tamamen bir planlama. Dediğim gibi ben çilek çok öneriyorum. Kiraz da güzel. Kirazın glisemik indeksi düşük. Fruktozu da fena değil. Karpuz kavunun glisemik indeksi yüksek ama karpuz da çok enteresan bir meyve. Çok su. Çok sulu ve çok su dağıtıcı bir özelliği var. İlginç bir meyve yani. Glisemik indeksi yüksek ama. Bazı insanlar niye zayıflayamıyorum diyor. İşte bu sebepten dolayı. Yani zannediyorlar ki bir avuç erik yedikleri zaman işte evet. Hiç diyet yapıyorlar. Hiçbir sıkıntıları evet. Yok. Karpuz, ya, peynir geleneksel bir diyet mesela. Değil mi? Evet. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, bu komple bir bütün. Antrenman, beslenme, kardiyo planlaması. Bildiğiniz üzere zaten ben bu konuyla alakalı hizmet veriyorum. Eğer siz de kendinize özel komple ne zaman neyi yemeniz gerektiğine dair bir planlamaya ihtiyacınız varsa, makrolarınızı, kardiyo şiddetinizi, idman şiddetinizi, A'dan Z'ye ne yapmanız gerektiği hakkında bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu konuyla alakalı hizmet veriyorum. Mail atabilirsiniz.
meyve dosyasını çözdük gibi herhalde. Yani meyvelerle ilgili evet. söylenebilecek bir şey bence kalmadı. Ne diyebiliriz? Vallahi herkese sabırlı olmalarını diliyorum. Meyve evet. konusunda yazın özellikle. Evet. Ya çok canını çekiyorsa da yiyin de bir hedefiniz varsa, fiziksel değişim amacınız varsa bazı şeyleri kısmak gerekiyor. Meyve de bunlardan bir tanesi olabiliyor. Sevgili dostlar, bizden bugünlük bu kadar. Yorumlara açmamız gereken dosyaları söyleyebilirsiniz. Hanım bundan sonra bana sormaya devam edecek. Görüşürüz. Boom! Boom!